Türkiye ile Yunanistan arasında benim tespit ettiğim 11 tane sorun var. Neler bunlar? Kıta sahanlığı, münasip ekonomik bölge, karasuları, Kıbrıs konusu, yine aidiyet belirlemiş olan, belirlememiş olan adaların Yunan tarafından işgali, Ege'de hava sahası sorunu, Fırat'ta sorunu, yine Trakya'da müftülük seçimlerinde Türklerin, Müslümanların müftü seçmesine Yunanistan müsaade etmiyor, kendisi atamaya çalışıyor. Yine silahsızlanması konusu adalarla beraber Türkiye'nin Yunan sınırında Lozan Anlaşması gereği iki taraf 30 kilometrelik alana asker yerleştirmeyecek. Ama buna rağmen Yunanistan askeri yerleştirdiği gibi bizim komutanlarımız o askerleri yerleştirdi. Tugay'ı, 3. Tugay'ını ziyarete gittiler. Başka? Bakın Dede Ağaç. Dede Ağaç yine askersiz olması gereken bir yer. Ama Yunanistan Amerika ile beraber oraya Türkiye'de falan binlerce tank, binlerce zırhlar yerleştirdi. Şimdi Yunanistan yumuşama derken Amerika bunu tabii böyle bahar havası istirirken burada Yunanistan'ın kârı var. Nasıl bir kârı var? Biz Yunanistan'ın 10 mil dediği hava sahasını tanımıyoruz. Ve fiili bir hareket yapıyoruz buna karşı sürekli. Buna karşı da bizim uçaklarımız kalkıyor. 10 mili sürekli deliyor. Karşı notalamalar, işte iddialı vesaire devam ediyor. Şimdi yumuşama derken bunu durduracağız. Bunu durdurmak demek. Yani hava sahası Yunanistan'ın 10 mil kabul ettiği uluslararası hukuka aykırı olarak esasında açıklama yapayım biraz burada. Hava sahaları ülkelerin karasulara kadardır. Yani karasuyu 16 milse hava sahası da onun üzeri kadar bölümdür. 10 mil olamaz. Yunanistan bunu 10 mil iddia ediyor. Biz de bu iddiayı her seferinde delmeye çalışıyoruz. Eğer biz şimdi yumuşama deyip bu uçuşları durdursak Yunanistan'ın 10 mil hava sahasını zımmen tanımış oluyoruz. Çok riskli bir an. Bir başka bir şey, yumuşama derken yani Yunanistan'ın çizdiği seviye haritasını mı kabul edeceğiz? Yani Ege'de münhasır ekonomik bölgemiz, uluslararası hukukun 1982 Deniz Konferansı'nın bize tanıdığı hakları kenar atıp Yunanistan dediklerini mi yapacağız? O zaman ne olacak? Biz Ege'de zaten çoktandır da yapmıyoruz. Çoktandır da Sevilla haritası sınırına sondaj gemileri göndermiyoruz. Sismik araştırma yapmıyoruz. Şimdi bunu da teyit ediyoruz. Bunu da yapmayacağız. Yani bu bir teslimiyet gibi bir şey. Böyle yumuşama olmaz. Bu yumuşama değildir. Bu bir teslimiyet oluyor. Yumuşama karşılığı olur. Peki buna karşı Yunanistan tamam diyor mu? Ben hava sahasını 10 mil yapmıyorum, 6 mil yapacağım diyor mu? Demiyor. Yunanistan ben Sevilla haritası değil, işte müdahalesi hükümetleri vesaire bunu ortak anlaşalım diyor mu? Demiyor. Yunanistan peki burnumuz dibilerek geldi, anlaşmalara aykırı şekilde adaları silahlandırıyor, bunu silahlandırmaktan vazgeçelim diyor mu? Demiyor. Yani hiçbir şey Yunanistan hayır demiyor. Biz burada dolaylı olarak hayır diyoruz. Dolaylı olarak biz diyor ki uçuşları durduralım. Bu da Yunanistan'a yarar. Bu son derece tehlikeli bir şeydir bakın. Bu yumuşama falan değil bu. Bu Amerika'nın Türkiye'yi Yunanistan'la aradaki ilişkileri güya iyi gösterip ve yani sol göz sağ vurma gibi ne yapacak? Doğu Akdeniz'de Amerika biraz daha yerleşecek. Türk hak menfaatleri, mavi vatanımız biraz daha kemirilecek. Bu bana göre yumuşama değildir. Bir takım uzmanlar çıkıyor kanallarda bunu alkışlıyorlar. Bunun alkışlayan tarafı yok. Alkışlar evet ben de yumuşama taraftayım ama bu karşılıklı olursa olur. Tek taraflı olursa olmaz bu. Biz şimdi bu yumuşama deyip ve tek taraflı olarak daha önce fiilen yaptığımız, Yunanistan yaptığı bu yanlışları kabul etmiyoruz diye Ege'de uçurduğum uçakları uçurmayacağız. 10 mili kabul edeceğiz. Fırat'tı. Yani uçuş bilgi bölgesi. Şimdi bu uçuş bilgi bölgesi daha önce İstanbul Fır olarak el alıp bu Ege'nin ortalarından geçen doğu tarafı Türkiye'ye, batı tarafı Yunanistan'a ait olan bir uçuş malumat bölgesiydi. Bütün hava uçuşları da uçakların havadaki kontrolü bu ayıran çizgiye göre ilgili ülke tarafından yapılır. 1950'de bu tamamen Ege'nin kontrolü Türkiye'ye verilmeye istendi. O zamanki yöneticilerimiz neyi düşündüler bilemiyorum. Bu çok pahalı ama biz bunu yapamayız gibi bir takım nedenlerle kabul etmediler ve Yunanistan'a verildi. Dolayısıyla Yunanistan şimdi Atina Fır dediğimiz kontrol noktası Ege'de Yunan karasularından itibaren bütün hava sahası kontrolünü onlar yapıyorlar. Bu hava sahası kontrolünde 1949 Çıkıyor Sözleşmesi'nde 3. maddesinde açıkça net belirtir. Bu hava sahası kontrolü askeri uçuşlar kapsamaz. Zaten askeri uçuşlar da yani 10 bin fitin altında uçarlar hava sahasında. 10 bin fit altında. Yani 10 bin fitin üstü sivil uçaklar, 10 bin fitin altı askeri uçaklar.
Buna rağmen Yunanistan bizim Ege'de uluslararası sularda tatbikat yapmayan uçaklarımızı her seferinde taciz eder. Niye? Sen bana bilgi vermeden burada uçuyorsun diye. Bilgi verme mecburiyeti yok. Bilgi verme sadece hava yolu uçakına aittir. Dönüyor geliyor işte nota şey veriyor, nota veriyor ve sanki Ege'nin tek hakimiyet kendisiymiş gibi bir davranışlar gösteriyor. Bu da çözülmesi gereken bir sorundur Yunanistan'la aramızda. Bir kere Türkiye Yunanistan'ı Amerika'dan koparamaz. Amerika Türkiye Yunanistan'a yerleşti. Yunanistan artık Amerika'nın bir eyalet haline geldi. Bundan Yunan halkı da çok rahatsız, çok tedirgin. Ha kopabilir mi? Ne zaman kopar? Yunan halkı kalkır, ayaklanır. Der ki biz Amerika'nın hegemonyasına giremeyiz. Biz bağımsız ülkeyiz der. Bu üsleri alın, defolun, gidin der. Ve ona göre bir iktidar gelir. O zaman Yunanistan bize yönelir ve biz de hakkaniyetle sorunları çözeriz. Yunanistan'ın bizim arasında sorun yok. Yunanistan'ın bizim arasında sorun çıkartmaya çalışan bir Amerika var. Yıllardır çıkarttı, yıllardan beri o sorunlarla hem Yunanistan'a silah sattı, hem bize silah sattı. Amerikan silah pazarları, silah ağları eğer müsaade ederse Yunanistan'a Türkiye arasındaki ilişkiler düzelir.